Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk defa örgü örecek arkadaşlarımızın bile kolaylıkla yapabileceği çok hoş güzel iki şiş örgü modeli hazırladım. Yapılışını anlatacağım. Krem renginde şöyle bebe yünü kullanacağım arkadaşlar. Şişlerimde ipime uygun 3,5 numara. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. İlmeklerimi attım, hazırladım. Her bir desenimizi ikişer ilmek üzerine kuruyoruz. 2 ve 2'nin katları. Burası benim örgümün ön yönü arkadaşlar. Şöyle çeviriyorum. Ben lastik örmedim. Dilerseniz lastik üzerine de bu modeli uygulayabilirsiniz. Baştaki ilmeğimi ters örüyorum. Ters yönünden modeli kuracağım için. Şöyle baştakini ters ördüm. Şimdi ikişer tane ilmek üzerine kuracağız. Birinci değil, önce ipimi öne verdim. İkinci ilmeği ters örüyorum. Bir tane ters. Bir tane tersimi ördüm. Bakın, ilk ilmeğimi daha örmedim. Daha sonra bir tane arttırıyorum. Daha sonra ilk baştaki ilmeğimi örüyorum. Arka yönden desen kuruyoruz. Buraya kadar birinci model. Yine aynı. Bir, iki tane ilmeğim var. Önce ipi öne verdim. Birinci değil arkadaşlar. İkinciyi. İkinciyi ördüm. Daha sonra bir kez arttırdım. Birinciyi örüyorum. Birinciyi. Ve çıkarıyorum. Buraya kadar da ikinci modelimi kurdum. İpimi öne veriyorum önce. İlk önce birinci ilmeğimi örüyorum. Pardon, ikinci ilmeğimi örüyorum. Çıkartmadan bir kez arttırma işlemi yapıyorum. Şişime doladım. Daha sonrasında birinci ilmeği örüyorum. Çıkartıyorum. İki tane ilmeğim var. İpimi öne veriyorum. İlk önce bakın bu baştaki ilmeğimi örüyorum. Bir kez arttırıyorum ve birinciyi örüyorum. Çıkartıyorum. İpimi öne veriyorum. İlk önce ikinciyi, daha sonra arttırıyorum. Birinciyi örüyorum. Çıkartıyorum. İki tane ilmeğim var. İpimi öne verdim. İlk önce ikinciyi arttırmayı unutmuyorum. Daha sonra birinciyi örüyorum. İki tane ilmeğim var. Önce birinciyi örüyorum. Arttırma işlemimi yaptım. Daha sonra ikinci ilmeğimi örüyorum. Çıkartıyorum. Devam ediyorum. Birinci değil, ikinciyi ters örüyorum. Arttırıyorum. Daha sonra birinciyi ters örüyorum. Önce ikinciyi ters örüyorum. Arttırdım. Daha sonra birinciyi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Örgümü çeviriyorum. Şöyle göstereyim bakın. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın burada şimdi 3 tane ilmek oldu. 1, 2, 3. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Ön yüzde bu 3 ilmeği takip edeceğiz. İpimizi öne verip
İlk ilmeği ters örüyoruz. Daha sonra bu iki tane ilmeğimi düz örüyorum. İkisini bir düz ördüm, çıkarttım. Devam edelim. Birinci ilmeğimi ters örüyorum. İpi arkaya verip iki ilmeği birden düz örüyorum. Birinci ters. İki ilmek düz. Bakın şöyle güzel bir görüntümüz var. Devam edelim hemen. İlk önce ipi öne veriyorum. Tersimi örüyorum. Daha sonra iki ilmeğimi düz örüyorum. Tersimi örüyorum. Daha sonra iki ilmeğimi düz örüyorum. Önce tersi örelim. Daha sonra iki ilmeği düz. Önce ters, iki ilmeği düz. Bir ters, iki ilmeği düz keselim. Bir ters, iki ilmeği düz keselim. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum, düz yönde olduğum için. Modeli arka yüzden kuracağız. Örgümü çeviriyorum. Modelimizi bir kez kurduk arkadaşlar. Şimdi bir kez daha kuralım. Daha anlaşılmadı. Bir kez daha hemen kuralım. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine aynını yapıyoruz. İki tane ilmeğim var. İpimi öne verdim. Önce arkadakini ters örüyorum. Daha sonra burada bir tane arttırıyorum ve geliyorum bu öndeki ilmeğe ters örüyorum. Arka yönde hep ters örüyoruz. İki ilmeğimiz var. Önce birinciyi ters örüyorum. Bir tane arttırma işlemim var. Daha sonra baştakini ters örüyorum. Bu şekilde devam edelim. Arka yönde desenimizi kurmuş olduk. Çevirelim. Şimdi ön yüzden devam edeceğiz. Baştaki ilmeğimizi örmeden alalım. Şimdi 3 ilmek üzerine çalışacağız. Arkada bir tane arttırdığımız için bakın bu baştaki ilmeği ters örüyorum. Daha sonra bu iki ilmeğimi ikisini bir düz örerek kesiyorum. Aynı ilmek sayısını elde etmiş oldum. Birinciyi ters. İki ilmeği kesiyorum düz. Birinciyi ters.
İki ilmeği düz kesiyorum. Birinciyi ters ördüm. İki ilmeği düz kestim. Birinciyi ters ördüm. Daha sonra iki ilmeği düz kestim. Bakın modelimiz şöyle belli olmaya başladı bile. Böyle yan yan dökülen çok hoş bir model olacak. Büyük parçada da ördüm. Onu da göstereceğim arkadaşlar sizlere. Şöyle önce bir görün. Hemen bu sırayı çıktıktan sonra büyük parçamı göstereceğim. Sakin sakin anlatayım dedim. Genellikle videolarımı da bu şekilde anlatıyorum ben. Ağır geliyorsa arkadaşlar, yukarıda yuvarlak işaret var. Oradan ayarlayabilirsiniz. Hızlı geliyorsa da yavaşlatabilirsiniz. Tamamen sizin elinizde olan bir şey. Bakın desenimiz çıktı. Şahane bir model. Hemen büyük parçamızı da görelim. Modelim de biraz büyümüş hali bu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle yan yan dökülen şahane bir model. İri iri dökümü var arkadaşlar. Pirinç tanesi gibi çok güzel. Ben çok beğendim. Sizlere de anlatmak istedim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Benle beraber başlar örersiniz. Şöyle bir de arka yüzünü göstereyim. Arka yüzü de bu şekilde. Çok hoş bir model. Ön yüzü de bu şekilde. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar dilerim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.